Cuma Matematik kanalından selamlar. Bugünkü konumuz ondalık sayılar. Bu dersimizde onda ve yüzde kavramlarından bahsedeceğim. Aynı zamanda binde, on binde, yüz binde gibi kavramlardan da bahsedeceğiz. Çünkü zaten aslında hepsinin mantığı aynı. Şimdi ondalık sayılar dediğimiz aslında virgüllü gösterim diye öğrenciler arasında virgüllü gösterim diye tanınan gösterim şeklidir. Örneğin işte 1,2. Tabii ki de bunun okunuşu bu şekilde değil ama 1,2 gibi sayılar görüyorsunuz böyle sorularda. Bu tarz sorulara biz ondalık sayı diyoruz. Mesela 2,34. Bu nedir? Bir ondalık gösterimdir. Tamam mı? Ondalık gösterim ne demekmiş demek ki? A'yı ve B'yi C'yi bir rakam olarak alacak olursak A, B, C, A, B gibi yazabildiğimiz sayılardır. Tamam mı? Şimdi bu ondalık sayıların mantığı aslında çok basit. Yani böyle e, kesirleri bildikten sonra gerisi hallolabilecek bir konu. Ki ben rasyonel sayıları ve kesirleri önceki derslerde anlattım. Şimdi örneğin yazalım herhangi bir kesrimiz 2 bölü 4. Şimdi bu 2 bölü 4 sayısını aynı zamanda 4 te 2 diye okuyorduk. Doğru mu? Yani payda da pay şeklinde okuyoruz. Mesela burada 5, 3 yazsa 5 te 3 diye okuyacağım. 7'ye 2 yazsa 7 de 2 diye okuyacağım. Doğru mu? O zaman benim 10'da diye okumam için 10'da telaffuzunu göstermem için paydada 10 yazması lazım. Eğer paydada 10 yazıyorsa yukarıya ne yazarsam bunu 10'da şu diye okuyacağım. Mesela 10'da x, 10'da 3, 10'da 5, 10'da 7 tamam mı? Bu şekilde okuyacağım. Bu şekilde okuyabildiğim sayılara ondalık sayı diyorum. Şimdi burada eğer basit bir kesir varsa bunu da zaten bileşik ve tam kesir kısmında anlatmıştım. Basit bir kesir varsa hiç tam yok olduğu anlamına gelir. Çünkü bizim bileşik kesir dediklerimiz ya bir tam kesri ifade edecekti ya da daha büyük bir kesri ifade edecekti. Yani mesela payın paydadan büyük olduğu 13 bölü 10 gibi bir kesir olacaktı. Ya da tam kesir dediğimiz 10 bölü 10 gibi bir kesir olacaktı. O zaman bana tam içerisinde bir tam olduğunu ifade edecektim. Ama ben eğer bir basit kesir yazarsam mesela 4 bölü 10 gibi buranın içerisinde bir tam yoktur. Tamam mı? Tam olmadığı için önce şu kesir üzerinden gösterelim. Bu kesri yazarken biz şöyle yazarız. Önce tam sayısını yazarız. Yani içerisinde kaç tane tam bulunduğunu yazarız. Şimdi 4 bölü bir basit kesir olduğu için bunun içerisinde bir tam kısım yoktur. Yani sıfır tam vardır. Tamam mı? Daha sonra bir virgül atarız. Bu virgül artık tam kısımdan sonra süratli kısım, kesirli kısmın olduğunu gösterecek bana. 10'da 4 diyeceğim. Tamam mı? 10'da 4 diyebilmek için şunu yapıyorum. Birden sonra kaç tane sıfır varsa virgülden sonra o kadar basamak olmak zorunda. Tamam mı? Bunu yazalım. Sıfır sayısı kadar basamak. O zaman birden sonra bir tane sıfır var. Demek ki bir tane basamak olacak. Daha sonra bu basamağa yukarıdaki sayıyı yerleştiriyorum. Bakın 4. Tamam mı? Bunu ben sıfır tam onda 4 diye okuyorum. Neden biliyor musunuz? Virgülden sonra kaç tane sayı varsa bunu dönüştürürken de şöyle dönüştürüyorum. Virgülden sonra kaç tane rakam varsa birin yanına o kadar sıfır koyuyorum. Yani başa bir atıyorum. Birin yanındaki sıfır sayısıyla virgülden sonraki sayı ee, rakam sayısı aynı Zaten buradan yani kesir halinden ondalık sayıya dönüştürürken de aynı yolu izledik Tersine işletiyoruz Virgülden sonra bir rakam var birin yanında bir sıfır var Yani onda anlamına geliyor Yukarıya da sayının kendisini yazıyorum direkt olarak Tamam mı? Dönüştürme mantığımız bu O yüzden onda 4 diye okuyorum Şimdi e, şu şekilde bir sayımız olsa Mesela 10 bölü 10 sayısını araştıracak olsak 10 bölü 10 sayısı aslında bizim için 1 değil mi? Bunlar sadeleşecek ve 1 gelecektir. Aynı zamanda kaç tane tam bulunuyor diye düşünürsem bir tane tam bulunuyor içerisinde virgül atıyorum. Daha sonra herhangi bir sayım, kesirim, küsuratım olmadığı için sıfır atıyorum. 1 virgül sıfır. Tabii ki şu virgülden sonra sıfır varsa bu sayının bir değeri olmadığı için sayı direkt 1 olarak kabul edeceğim virgülden sonraki sıfırın anlamı yok anlamında söylemiyorum bunu. Yanlış anlamayın. Sadece kendi başına sıfır varsa ne kadar sıfır olduğunun bir önemi yok. Ama sıfırdan sonra sayılar varsa orada değerlenecek tabii ki. 13 bölü 10'a bakacak olursak 13 bölü 10, 10 bölü 10 artı 3 bölü 10 toplamıdır. Bakın 10 bölü 10 kendisi bir tam elde ettirecek bize. Yani bu içerisinde bir tane tam bulunduğu anlamına geliyor. Hemen yazıyorum bir tam. Daha sonra kesir kısmını yazıyorum. 10 da 3. Bakın 10 da 3 bu demekti. Onun yanında bir sıfır olduğu için bir tane basamak ve yukarıdaki sayım 3 Bir tam onda üç şeklinde yazıyorum. Tabii ki de bunların kısa yolları var. Birazdan onlardan bahsedeceğim. Şimdi sadece mantığını oturtmanızı istiyorum. Mantığını oturtarak yazmanızı, düşünmenizi istiyorum. Neden bu sayıları biz virgüllü yazarken buralara virgül koyuyoruz? Neden bu şekilde sadeleştiriyoruz? Bunları göstermeye çalışıyorum. Şimdi onda dört ifadesini bu şekilde gösterdik. 4 bölü on diye. Bunun daha hızlı yolu şudur. Bakın. 120 Pardon 12 olsun ya. 12 bölü 10. Başlangıçta bir iki tane rakamdan başlayalım. Karışık olmasın. 12 bölü 10 ifadesini. Ondalık sayıya dönüştürürken şunu yaparız. Sayının kendisini yazarız. Tamam mı? Sayının kendisine 12. Şimdi birin yanındaki sıfır sayısı kadar virgül atacağız. Yani 10 yazıyorsa bir tane virgül atacağız. Başlangıçta virgülümüz şurada. Çünkü bizim normalde tam sayı dediğimiz sayıların virgülden sonra tamamı 0 0 0 diye devam eder. Biraz önce söyledim ya. Ama şurada 0'dan sonra bir sayısı olsa mesela bura değerli olacak. Bir anlamı olacak. Ama olmadığı sürece bu sıfırların hiçbir anlamı yok. Çünkü 0 bölmede bildiğiniz üzere bir yutan eleman. Yani 0 bölü 7 gibi bir ifadenin sonucu 0'dır. Burayı ben 1207'ye bölsem de 0'dır. İşte 101207'ye bölsem de 0'dır. 0'ı hangi sayıya bölerseniz bölün 0'dır. O yüzden burada kesir kısmında sadece 0 yazıyorsa Kaç tane yazdığının bir önemi yok. Değersiz olacak. Şimdi 12'den sonraki sayılarımız gördüğünüz üzere 0, 0, 0, 0 diye devam edecek. Tamam mı? O yüzden burayı ben yazmıyorum. Bu virgül şu an 12'den sonraki kısımda. 12'nin dışında. Şimdi burada kaç tane sıfır varsa içeriye virgülü o kadar kaydırıyorum. Bakın bir tane sıfır var bir virgül kaydırdım. O yüzden bir virgül iki şeklinde yazdım. Yani virgül şuradan buraya geldi. Tamam mı? Bir basamak taşınmış oldu. Yaptığımız işlem bu. Şimdi mesela 3 basamağa geçelim. 143 bölü 10 olsun. 143'ü aynen yazıyorum. Virgül başlangıçta şurada. 1 sıfır için bir basamak kaydırıyorum. 14 tam onda 3 şeklinde yazıyorum. Okurken de böyle okuyorum. Virgülden önceki kısım tam. Burada da kaç tane sıfır varsa ona göre okuyorum. Burada şu an bir tane basamak olduğu için onda anlamına geliyor. Onda 3 şeklinde okuyorum. 14 tam onda 3 şeklinde. Mesela 4 basamak yazalım. 1789 bölü 10 olsaydı hemen burada hızlıca bir sıfırı silip bir virgül atabilirsiniz. 178,9 yani 178 tam onda 9 şeklinde okuyoruz. Tamam mı? Mantığımız bu şekilde. Şimdi şöyle burayı bir kapatıyorum. Önce ondalıkları anlatıp sonra yüzdelere geçmek istiyorum. Şimdi eğer bize rastgele bir kesir ifadesi verildiyse bunu peki nasıl biz ondalık olarak yazacağız? Buna bakacağız tamam mı? Mesela şurada 4 bölü 10'u verdi ama 4 bölü 10 da değil de 2 de 2 bölü 4, 3 bölü 5, 2 bölü 7 gibi şurada verdiğimiz sayılardan bir örnek vermiş olsaydı bu kesirleri nasıl ondalık olarak yazacaktık? Buna bakacağız. Şimdi mesela 3 bölü 5. Bunu ben nasıl okuyorum? 5T 3 diye okuyorum. Halbuki bunu ondalık olarak yazabilmem için onda bir şeyler diye okuyabilmem gerekiyordu. Şimdi kesirler ve rasyonel sayılar videosundan hatırlayacağınız üzere 3 bölü 5 sayısı, 3 bölü 5 kesri 6 bölü 10'a eşitti. Neden? Ben bunu 2 ile genişletebiliyordum. 2 ile genişletmek demek payı ve paydayı 2 ile çarpmak anlamına geliyordu. 2, 2'yi 3 ile çarptım 6, 2'yi 5 ile çarptım 10. Yani 6 bölü 10 ile 3 bölü 5 birbirine eşit iki kesirdir. O yüzden şu an bakın burayı 0,6 yani 0 tam onda 6 şeklinde yazabiliyorum. Ha, bir basamakta virgül kaydırmayı göstermedim. Hani mantığını belki anlamışsınızdır ama yine de göstereyim. Şimdi 6 sayısının kendisine aynen yazıyorum. Normalde virgül şurada 0 için bir basamak kaydırıyorum. Başa 0 atıyorum. Yani o yüzden 0,6 oluyor. Tamam mı? Yani virgül eğer sayının sonuna kaçarsa mesela şöyle bir sayı. Burada virgül şuraya geldiği anda sayıdan kurtulduğu anda başına bir tane 0 atıyoruz. Tamam mı? Ama eğer devam ediyorsa sıfırlar gel Gelmeye, araya sıfır da yazacağız. Onu zaten yüzlerde binlerde göstereceğim. Şu an ondalık kısmı gösteriyorum. <laughs> Şimdi sıfır tam onda altı şeklinde ne yaptık? Bu kesrimizi de dönüştürdük. Demek ki bizim paydamızda on yazmıyorsa ona çevirmeye çalışacağız. Mesela işte 7 bölü 2. Tamam mı? Bu sayıyı biz ondalık bir kesre çevirmeye çalışıyoruz. Paydasını 5 ile genişleteceğim ki e, paydada bir 10 bulunsun. Payda mecburen 5 ile genişletiyorum. 35 bölü 10. Bunu da nasıl yapıyoruz? 3,5 yani bir sıfır için bir virgül atacağız. Ya da dediğim gibi e, yukarıda şu gösterdiğimiz şekilde olacak. Nerede? Heh. Şu şekilde tamlarına ayıracağız. Mesela burayı nasıl ayırabiliriz? 10 bölü 10 artı 10 bölü 10 artı 10 bölü 10. Bakın şu an kaç oldu? 30 bölü 10 oldu. Hala yetişemedim. 35 bölü 10 olması gerekiyor. Artı 5 bölü 10 dedim. Bakın şurada 3 tane tam var. 3 tam 10 da 5. 3 buçuk şeklinde yazdım. Zaten şu 5 bölü 10 aynı zamanda 1 bölü 2 idi. Bunu da kesirlerde görmüştük. Yarım anlamına geliyordu. Bunu Türkçe'de çok kullanırız. Buçuk diye okuruz. O yüzden mesela şunu 3 buçuk diye okuyoruz normalde. Bunun sebebi budur. Bir tane 3 tam var. Yani 3 tane tam var. Bir tane de yarım var anlamına geliyor. üç buçuk kelimesi. Şimdi ondalık gösterim böyle. Eğer payda daha 10 on yoksa onu 10 on yapıyoruz. Onda diye okuyabilmek için. 10 varsa direkt olarak kullanıyoruz. Sıfır sayısı kadar virgül kaydırıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Ya da burayı nasıl yapabilirdik? Bir diğer yol daha göstereyim size. Mesela 6 bölü 10'u nasıl ondalığa çevirebilirdik? Şu bölü zaten bölme anlamına geliyordu. 6'yı 10'a bölüyorum. 6'nın içinde 10 kaç defa var? Hiç yok. Şimdi ikinci basamağa bakabileceğim bir ikinci basamak yok. O yüzden sıfır kez var yazıyorum. Tamam mı? 0 kez var yazıyorum. Buraya da bir sıfır atıyorum. Ve virgül atıyorum. Şimdi 60'ın içinde 10 kaç defa var? 6 defa var. Yani klasik bölme işlemi yaparak da 0 tam 10'da 6'yı bulabilirsiniz. Tamam mı? Şimdi yüzde kavramına geçelim. Yüzde. Mantık aynı. Yani herhangi bir fark yok. 2 bölü 5 yazdım. Şimdi bunu ben onda olarak gösterebilirim. Yüzde olarak da gösterebilirim. Zaten kesirlerin denkliği vardı. Kesirler konusunda anlattığım üzere sadeleşiyorlardı, genişliyorlardı. Şimdi mesela ben burayı biraz önce yaptığım gibi 2 ile genişletecek olursam 4 bölü 10 olacaktır. Yani bu 0 tam onda 4'e eşit olacaktır. Ama ben 2 bölü 5'i 2 ile değil de 20 ile genişletecek olursam 40 bölü 100 olacaktır. Şimdi Birinci yol bunları sadeleştirdiğimizde yine 0 tam onda 4 olacak. Ya da ben burayı 0 tam yüzde 40 şeklinde de yazabilirim. Tamam mı? İkisi aynı şeydir. Demek ki dediğim gibi virgülden sonra sayılar yazarken buraya kaç tane sıfır yazdığınızın bir önemi yoktur. Sıfırdan sonra eğer bir sayı varsa o zaman değerli. Sıfırdan sonra bir sayı yoksa daima sonsuza kadar sıfıra gidiyorsa bunun hiçbir değeri olmuyor. Neden olmuyor? Mesela burayı 0.40 yazdım. Şimdi yüzde gösterimi önce bir göstereyim. Mesela 47 bölü 100 olsaydı. Burada şimdi herhangi bir tam var mı? Yok. Neden? Çünkü bu bir basit kesir. Yani pay paydadan daha küçük. O yüzden sıfır tam yazıyorum. Birden sonra iki tane sıfır olduğu için iki basamak açacağım. Yukarıdaki sayım kaç basamaklı? iki? O yüzden 47 direkt buraya oturuyor. Tamam mı? 0,47 yani sıfır tam yüzde 47 şeklinde yazıyorum. Diğer bir yöntemim neydi? 47'yi aynen yazıyordum. Virgül buradaydı. İki tane sıfır için iki basamak kaydıracağım. Bir basamak kaydırdım. Buraya geldi. Bir basamak daha kaydırdım. Sayının dışına çıktı. O yüzden başına 0 attım. 0,47 oldu. Tamam mı? Bu şekilde yüzdeye dönüştürüyorduk. Şurada neden sonrasında eşit olduğunu göstereceğiz. Örneğin 0,47 yazdım. Bu ne anlama geliyor? Bunu geri dönüştürürken ne yapıyorduk? Sayının kendisini pay kısmına yazıyorduk. Sonra aşağı bir 1 yazıyorduk. Yukarıda 10'da gösterdiğim gibi. Kaç tane rakam varsa virgülden sonra getirip o kadar 0 yazıyorduk. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Zaten 47 bölü 100 olduğunu direkt olarak görmüş olduk. Peki daha sonra ne yapacağız? Şimdi burada dedim ki sıfırdan sonra şey virgülden sonraki sayılardan sonra sıfır gelseydi. Bakın böyle bir sürü sıfır geldi. Şimdi kaç tane? 4 tane sıfır geldi. Bunun aynısını ne yapıyorum? Ee, rasyonel sayıya dönüştürürken şöyle dönüştürüyorum. 47, 0, 0, 0, 0. Yani 470.000 yazdım. Şimdi daha sonra ne yapacağım? Şuradaki e, rakam sayısı kadar birin yanına sıfır atacağım. Yani 1 yazdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sıfır koyacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sıfır koyacağım. Daha sonra ne olacak peki? Burada bir sadeleştirme gerçekleşecek. Doğru mu? Şuradaki 4 tane sıfırla buradaki 4 tane sıfır sadeleşecek. Kısa yoldan 10'a 100'e 1000'e bölmeyi bölme işleminde göstermiştim. O yüzden yukarıda 47 aşağıda 100 kalacak. Bak yine aynı işleme ulaşmış olacağım. Yani bunlar denk kesirler olacak. Bu şekilde olduğu zaman. Tamam mı? Burada o yüzden virgülden sonraki sayılardan sonra kaç tane sıfır olduğunun bir anlamı yoktur. O yüzden yukarıda da dedim zaten 12'den sonra 12 virgül sonuna kadar sıfır yazabilirsiniz hiçbir değeri yoktur. Ama şöyle olsaydı mesela 52 virgül 0 ,00 0 böyle olsaydı o zaman işte o sıfırların bir anlamı olacaktır. Neden? Şimdi 52 yazdım. 4 tane sıfır koydum. Bir tane de 4. Sayının tamamı bu şekilde. Daha sonra aşağı 1 yazıyorum. Şuradaki rakam kadar sıfır koyacağım. Yani 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi burada herhangi bir sadeleşme gerçekleşebilir mi? Hayır. Çünkü kolay yoldan sadeleşmek için şu son basamağında sıfır olması gerekiyordu. Şu an sadeleştiremiyorum. Demek ki benim sayım 5.200.004 bölü 100.000'miş. Yani bu şekilde bir kesir ifade ediyormuşum. Yani bunu 2 ile falan sadeleştirebilirim. Ama 10 ile sadeleştiremem. Bu sayının 10'a bölünebilmesi için dediğim gibi birler basamağının, yani paydaki sayının birler basamağının 0 olması gerekiyordu. O yüzden bu sıfırların yanında bir tane rakam eklediğim anda ne olacak? Artık o sayı e, değerli bir hale gelecek. Şu sıfırlar benim için anlamlı bir hale gelecek. Neden? Çünkü 0 ve 0,4 ile 0,0,0,4 aynı şey değil. Birisi %4 yani 4 bölü 100. Birisi %4. E, 10.000'de binde 4 anlamına geliyor. Şöyle. Tamam mı? Şöyle 10 binde 4 anlamına geliyor. O yüzden ikisi aynı şeyler değil. Birisi bir pastayı 100 parçaya ayırmak. Birisi bir parçayı 10 bin parçaya ayırmak. O yüzden ikisi aynı şeyler değil. Şu sıfırdan sonra yazmış olduğumuz sayıların anlamı bu şekilde gözükecek. Tamam mı? Şuraya gelelim. Binde kavramına bakalım. Mesela bunlarla ilgili örnekler de çözeceğim. 125 Yukarısı da ne olsun 7 olsun. Şimdi ben bu sayı, sayıyı sayıyı onda veya yüzde halinde yazamam. Çünkü 125'i neyle çarparsam 10 elde edeceğim? Kesirli bir sayıyla çarpmam gerekecek. Veya neyle çarparsam 100 elde edeceğim? Yine kesirli bir sayıyla çarpacağım. Hatta basit kesirle. Çünkü e, bu sayılar 100'den ve 10'dan büyük. Yani 125 sayısı hem 10'dan hem 100'den büyük. O yüzden ben burayı 1000'e bine, bine dönüştürmek istiyorum. Tamam mı? 1000. 1000 yapmak için ne yapacağım? 8 ile genişleteceğim. Payı 8 ile çarparsam 56. Paydayı 8 ile çarparsam 1000 olur. Demek ki bu sayı neymiş? 56 bölü 1000'miş. Tamam mı? Şimdi 1000'de olarak göstermek için ne yapacaktım? Sayıyı aynen yazıyorum. Virgülün şurada olduğunu söylüyorum. Daha sonra bir sıfır attım. Bir virgül taşıdım. Bir sıfır daha attım. Bir virgül daha taşıdım. Bak şu an 0,56 olması gerekiyor. Doğru mu? Ama bir sıfırım daha var. O yüzden ben şu sıfırı yazmadan önce bu sıfır için buraya sıfır atıyorum. Daha sonra artık virgülü atıyorum. 0,056 oluyor. Tamam mı? Yani şuradaki 0 bitmiş olsaydı o zaman ne yapacaktım? Şurada direkt 0'ı koyacaktım. Ama şu binin yanındaki 0 bitmediği için henüz sadece iki tane 0 kullanmış olduğum için ne olacak? 3. 0 yerine bir tane 0 yazmış olacağım. Bunun mantığını zaten şuradan da hatırlayabilirsiniz. Bakın virgülden sonra 3 basamak var. Virgülden sonra birin yanındaki 0 kadar basamak olması gerekiyordu. Bunu geri dönüştürürken nasıl dönüştürüyorduk? 0,056 diye yazıyorum. Yani 0 tam 1000'de 56 diye okuyorum yorum aynı zamanda 56 sayının Okunur kısmını sıfırın dışındaki kısmını yazıyorum. Aşağıya da virgülden sonraki basamak kadar sıfır koyuyorum. Şu Şekilde binde elli diye okuyorum. Saydan önceki sıfır kısmını dikkate almıyorum virgülden sonra. Mesela işte sıfır tam sıfır sıfır yüz olsun. Şu sıfırları dikkate almıyorum sayının tamamını yazarken. Neden? Mesela ben 50 elma derken sıfır 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 elli elma demiyorum. 50 elma diyorum. O yüzden şu önceki sıfırların bir değeri olmuyor benim için. Sayı dönüştürürken şöyle dönüştürüyorum. Sıfırdan hariç olan şu sonraki kısmı alıyorum. Bakın sonrasında sıfır olursa sıfırlardan sonra bir sayı olursa ona göre alıyordum. Ama sadece sıfır varsa orada da almıyordum. Şimdi bu sıfırdan sonraki sayıları yazıyorum. 128 bölü sıfırdan sonraki virgül sayısı şey rakam sayısı kadar sıfır atacağım. Aşağıya bir koydum. 1, 2, 3, 4, 5 tane rakam var. 1, 2, 3, 4, 5 diye yazdım. Demek ki 0 tam kaçmış burası? 100 binde 128miş. 0 0 128 sayısı. Dönüşümleri bu şekilde kullanıyoruz. Tamam mı? Binde, 10 binde, 100 binde, bir milyonda gibi dönüşümlerin hepsini bu şekilde kullanıyoruz. Yani paydamda ne olması lazım? 10 üzeri 1. Yani onda şeklinde okumam için. 10 üzeri, şey, 10 üzeri 2, 10 üzeri 3. 10 üzeri 4 gibi böyle onun kuvvetleri şeklinde sayılar olması lazım. O yüzden ben bu sayıları 10'da, 100'de, 1000'de şeklinde okuyabileyim. 10 üzeri 0 da bulunabilir tabii ki de onun katları. Bunları nereden hatırlayacaksınız? Basamak kavramında ben zaten basamak kavramıyla ilgili bir video çektim. Onu da mutlaka izleyin. Neden birler, onlar, yüzler, binler basamağı diye kullandığımızı söylemiştim. Bunlar onun kuvvetleri şeklinde oluyordu. Tamam mı? Şimdi burada da demek ki paydamızda 10 üzeri 0, 10 üzeri 1, 10 üzeri 2 falan şeklinde olması gerekiyormuş. Niye bu şekilde kullanıyorduk? Çünkü biz onluk sayı tabanında çalışıyoruz, tamam mı? Bu şekilde bahsettik ifadelerimizden düşüneyim. Ha, paydamızı dediğim gibi onun kuvvetleri şeklinde yapacağım. Eğer onun sıfırıncı kuvveti olmuş olsa zaten direkt kendisini yazıyorum. Mesela işte 27 bölü onun sıfırıncı kuvveti. Şimdi onun sıfırıncı kuvveti bir anlamına geldiği için direkt olarak şurası bir olduğu için direkt olarak sayım 27 oluyor. Yani 27 tam, tamam mı? Bu sayı 27 tam sıfır. Virgülden sonra bir sürü sıfır var. O yüzden onun sıfırıncı kuvvetiyle ilgili bir ondalık gösterim kullanmıyoruz. Ama onun birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü kuvvetleri için kullanıyoruz. Şimdi şöyle birer biraz daha örnek çözeyim. Sonra da devirli ondalık sayıdan bahsedeyim biz onun daha üst kuvvetlerini yani 10 ve 100'den büyükse madem onun 3. kuvveti olan 1000'e ulaştırmaya çalışacağız. Hemen 8 ile genişletiyorum. 12 kere 8 bakın şu şekilde yapıyorduk. 12 ile 8 hemen hatırlatalım. 8 kere 2 16'nın 6'sı elde var 1. 8 kere 1 8 1 de elde vardı 9. Yani ifadem 96 oldu yukarıdaki ifadem. 8 ile 125 çarptığımızda zaten 1000 olduğunu söyledim. Şimdi 96 sayısını aynen yazıyordum. 3 tane 0 var. Yani 3 virgül kaydırmam lazım. Virgül şurada. 1 kez kaydırdım. 2 kez kaydırdım. 3 sıfır için bir sıfır attım ve şu şekilde 0,096 diye dönüştürdüm. Bu ne anlama geliyormuş? Sıfır tam binde 96. Okurken hızlı bir şekilde okuyabilmek için virgülden sonraki rakam sayısını hemen birin yanına yazıyoruz aklımızda. Birin yanında 3 sıfır varsa 1000 diye okurum. O yüzden 0 tam 1000'de 96 diye tıkır tıkır okuyorum. Bu çalıştıkça, soru çözdükçe oturtacağınız, alışacağınız bir kavram. 8 bölü 25. Bakın burayı 10'dan büyük olduğu için hemen 100'e yuvarlıyorum. 100'e genişletiyorum pardon. 8 kere 4 32, 25 kere 4 100. Yani 32 bölü 100'müş. 0 tam %32 diye yazıyorum. Bunu nasıl yazıyorum? 32 basit kesir olduğu için 0 tam. Birden sonra 2 sıfır olduğu için 2 tane rakam koyuyorum. Tamam mı? Şimdi 20, 20'yi de 5 ile genişleteceğim 100 için. 45 bölü 100 yine bu da 0 tam %45 olacak. Burayı hemen 25 çarpıyorum. Paydamız 100 oluyor. E, pay ifademizde hemen şöyle çarpalım 25 ile 15'i. 5 kere 5 25'in 5 elde var. 2 5 kere 2 10 2 de elde vardı 125. Geri kalan zaten 1 ile çarpıldığı için 2'ye 5 şeklinde yazıyorum. 5 7 3 375 olacakmış ifademiz. 375 sayısını aynen yazıyorum. 2 tane 0 kadar kaydıracağım. Virgülüm şuradaydı. 1 virgül kaydırdım. 1 virgül daha kaydırdım. 3 tam %75 şeklinde okuyorum. Bu zaten 375 bölü 100 ya. 100 bölü 100 şeklinde 3 defa bundan olacak ki 300'e kadar geleceğim. Artı bir de 75 bölü 100 olacak. Toplamda 375 5 bölü 100 olacak. O yüzden de 3 tane tam bir tane de %75 bulunduğu anlamına geliyor. 73 bölü 2'ye baktığımız zaman buradaki ifademizi hemen 5 ile genişletiyorum. 5 kere 3 15'in 5'i elde var 1 bir de 5 kere 7 35 bir elde vardı. 365 bölü 10 olacak. O da 36 buçuk şeklinde göstereceğiz. Şuradaki virgülü bir basamak kaydırdım. Bir tane 0 olduğu için. 148 sayısı. Burada şimdi e, sıfırı görebilin diye hemen e, bu kadar fazla sıfır koydum. Bir sıfır için bir virgül kaydırdım. İkinci sıfır için iki virgül kaydırdım. Üçüncü sıfır için üç virgül kaydırdım. E, daha sonra burada eğer kalmış olsaydık başına sıfır atacaktık. Sıfır tam bindi 148 olacaktı ama sıfırlarımız devam ediyor. Diğer sıfır için bir sıfır koydum. Diğer sıfır için bir sıfır daha koydum. Bakın hemen kontrol ediyoruz. Şurada 5 tane sıfır var. Burada artık 5 tane rakam oldu. Demek ki başına bir tane sıfır atabilirim. Sıfır tam 0 0 148 şeklinde bu ondalık sayıyı gösterebiliyormuşum. Tamam mı? Mantığım bu şekilde. Ondalık sayılarda, yüzde binde kavramlarında paydamda 10 100 bin, 10 bin, 100 bin, 1 milyon gibi sayılar yazmıyorsa, birden sonra tamamen sıfır olan sayıları yazmıyorsa bunu o şekle çeviriyor Genişletme yaparak veya sadeleştirme de yapabilirsiniz Mesela 20 bölü 200 ise bunların ikisini de 2'ye böleriz 10 bölü 100 olur Bu da 0,1 olur aslında Ama dediğim gibi zaten 0,10 diye de yazabiliriz Bunlar aynı ifade Birden sonra kaç tane sıfır yazdığımızın bir anlamı yoktu İster sadeleşin ister genişletin Payda'daki ifadeyi onun kuvvetleri şeklinde yazın tamam mı? Kuvvet kavramına zaten sık sık değiniyorum. Videolarda farkındayım. İnşallah çok yakındaki bundan ya bir sonraki ya birkaç sonraki videomuz üstü sayılarla ilgili olur. Orada kuvvet kavramının ne olduğunu görürsünüz. Tamam mı? Ee, zaten birçoğunuzun bildiğini düşünüyorum ama yine de bir de benden dinlemenizi tavsiye ederim. Böyle ayrı analojilerle hikayeleştirerek üstü sayılara değineceğiz inşallah. Tamam mı? Şimdi Geldik devirli ondalık sayılara. Devirli ondalık sayı kavramımız şu şekilde. Şimdi biz sıfır tam diye yazdık ya. Buradan sonra bazı sayılar yazacağız. Mesela 1, 2, 3 gibi. Bunların üzerinde bir çizgi varsa şu şekilde. Bu şu anlama geliyor. Sıfırdan sonraki virgülden sonsuza kadar bu sayılar tekrar ediyor. Yani 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 şeklinde böyle limiti olmayacak bir şekilde sonsuza kadar gitmesi lazım. Hemen sonsuza kadar bu kavram önemli. Eğer sonsuza kadar gitmiyorsa devirli diyemem. Devirli olması için sonsuza kadar gitmesi gerekiyor. Tekrar eden kısmın üstünü çiziyorum. Yani şöyle olsaydı 0 virgül 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3 olsaydı. Bakın tekrar eden kısım nedir? 2 virgül 3 şey 2, 3 kısmıdır sadece tekrar eden. Yani 1, 2, 3, 1, 2, 3 diye tekrar etmiyor. Bir aynı kalıyor sonra 2, 3, 2, 3, 2, 3 diye tekrar ediyor. O yüzden bunu şöyle yazardık. Tamam mı? Şu şekilde yazacaktık. Burada tekrardan kısmının üzerinde çiziyoruz. Bu şekilde devirli olarak gösteriyoruz. Devirli gösterim bu anlama geliyor. Şimdi bu devirli ondalık sayılara bir örnek verelim. Örneğin 10 bölü 3. Şimdi onu 3'e böldüğüm zaman onun içinde 3 kaç defa var? 3 defa var. 3 kere 3 9 dedim çıkarttığımda 0 1 kaldı. Şimdi 1'in içinde 3 olmadığı için 1 0 1 virgül atıyordum. Bunu bölme işlemini anlatırken göstermiştim hatırlayacağınız üzere. Şimdi yine onun içinde 3'ü arıyorum. Yine 3 defa var. 3 kere 3 9 çıkardım 1. 1 0 için 3'ün onun içinde 3 3 defa var. Daha sonra 9 çıkardım. 1 onun içinde 3 3 defa var şeklinde gidiyor. Şimdi ne olmuş oldu bakın. 3'ten sonraki sayılarımız 3'ten sonraki sayılarımız hep 3 3 3 3 3 diye gitti ve fark ettiğin üzere 3 kere 3 9 şurada tekrardan onun içinde 3 onun içinde 3 onun içinde 3 şeklinde tekrar 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 3 gelecek. Sürekli 3 gelecek. Sonsuza kadar 3 3 3 diye devam ettiği için ben bu sayıyı 3 tam devirli olarak 3 şeklinde yazıyorum. Tamam mı? Devirli onda 3 diye yazıyorum. Bu sayı tekrardan rasyonel bir sayı haline nasıl çevireceğiz biliyor musunuz? Sayıda sanki hiç virgül, çizgi bir şey yokmuş gibi birebir kendisini yazıyorum. Yani şu virgülü ve şu çizgiyi görmezden geliyorum tamam mı? Şöyle alalım ha. Kendisini yazıyorum. Sayımız 33. Daha sonra sayıdan çıkartıyorum bir şeyi. Neyi çıkartıyorum? Çizgi olmayan kısmı çıkartıyorum. Yani sayının tamamı eksi devretmeyen kısım. Şöyle formülünde yazalım. Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım. Devretmeyen ne demek? Üstü çizgili olmayan kısım. Kısım Bölü, şimdi virgülden sonra, bunu da yazalım hatta, bu kısım önemli tamam mı? Virgülden sonra yazın şöyle ve tırnak içine alın, şöyle parantez yapın. Virgülden sonraki kısmı incelediğimizi unutmayın. Yani virgülden önceki şu 3'ü dahil ederseniz orada bir hata olacak. Virgülden sonra devreden kadar 9 yazıyorum. Bakın devreden kadar 9 yazdım. Tamam mı? Eğer burada devretmeyen bir sayı daha olmuş olsaydı onun yerine, onun yerine de 0 yazacaktım. Yani devreden kadar 9 devretmeyen kadar devretmeyen kadar 0 yazıyoruz ve bu ondalık sayıyı rasyonele çevirme formülümüz oluyor. Bakın yukarıyı hemen 30 bölü 9 şeklinde yazdım. İkisini de 3 ile sadeleştirirsem 10 bölü 3 ifadesine ulaşacağım başlangıçtaki bölme işlemimize. Şimdi hemen bununla ilgili örnek çözelim. Örneğin 120 şey 12,789 olsun. Şimdi şu şekilde 8 ve 9'un üzeri çizili olsun. Bu sayıyı şu şekilde devirli sayıya çeviriyorum. 12.789 eksi devretmeyen kısım yani 127 bölü devreden kadar 9. Yani 9, 9. Bakın virgülden sonra devreden kadar. Virgülden sonra devretmeyen kadar 0. 7 içinde bir tane 0 atıyorum. Bu sayının ondalık hali bu oluyormuş. Hemen çıkartalım. 12.689, 12.662 bölü 990. Yani bu sayıyı gidip de hesap makinesinde böldüğümüzde 12.780, 12 tam yüzde binde 789 sayısını görüyoruz. Tabi 89 kısmı devirli olacak şekilde. Tamam mı? Bu şekilde bu sayıyı ifade ediyormuşuz. Daha sonra da ne yapıyoruz? Rasyonel ifadeye dönüştürüyormuşuz. Tamam mı? Bu şekilde ondalık sayıları gösteriyoruz. Bakayım burada anlatmadığım bir şey var mı? Ha? Mesela pi gibi bir sayımız var. Şimdi bu çok önemli değil tamam mı? Bu sadece karıştırmamanız için bunu anlatmak istiyorum. Mesela 3,14 diye başlıyor. Biz genelde şu kısmı kullanıyoruz. İlkokul ve ortaokulda pi genelde 3 alınır. Yani virgülden sonraki 14'ü bile kullanılmaz. Halbuki bu 14'ten sonra işte mesela örnek veriyorum şu an ezber ama 7 8 6 5 3 2 falan diye bir sürü sayı gidiyor. Tamam mı? Ve bu sonsuza kadar gidiyor. Yani herhangi bir durak noktası yok. Ve iddia edildiği kadarıyla bu sayılar hiçbir şekilde kendini tekrar etmiyorlar. Yani o kadar çok fazla basamak ve sayı var ki bu virgülden sonra hiçbir şekilde kendini tekrar etmemesine rağmen hala devam ediyor. Bunun içinde sizin doğum tarihiniz, telefon numaranız, TC kimlik numaranız, işte isminizin sayısal bir şekilde kodlanmış hali her şey var bu sonraki basamağın içerisinde ve bir kez bile kendini tekrar etmiyor. Mesela işte 1 2 3 4 5 diye başlayan bir örüntü düşünün. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 şeklinde kendini tekrarlıyor ya. Biz buna 5 rakamda bir sürekli kendini tekrarlıyor diyoruz mesela. Hadi bunun 1 milyonda olduğunu düşünün. 1 milyon tane sayı yazıyorsunuz ama sonra tekrar başa dönüp bir daha 1 milyon tekrar etmeye başlıyor. O zaman dersiniz ki bakın bu sayı 1 milyonda bir kendini tekrar ediyor deriz, tamam mı? Pi öyle bir sayı ki hiç tekrar etmiyor. Anlatılan bu şekilde en azından bilim adamları tarafından. O yüzden burada tekrar yok. Bakın tekrar yok. Peki biz devirli ondalık sayılarda ne yapıyorduk? Bakın devirli ondalık sayılarda sonsuza kadar ne olmasını istiyorduk? Devretmesini istiyorduk. Şey, sonsuza kadar tekrar etmesini istiyorduk. Burada tekrar olmadığı için sonsuza kadar gitmesine rağmen sonsuza kadar gider. Sonsuza kadar gitmesine rağmen pi devirli değildir. Tamam mı? Pi devirli değildir bu şekilde gösteriyoruz. Eğer bir sayının virgülden sonraki sayı kısımları sonsuza kadar gidiyorsa ona direkt devirli diyemeyiz. Devirli diyebilmemiz için bir de tekrar etmesi lazım. Tekrar şart. Tekrar şart. Tamam mı? Tekrar şart. Eğer tekrar yoksa ona devirli diyemiyoruz. Devirli sayıyı rasyonel olarak yazabiliriz. Siz de bunları not edin. Devirli sayı rasyonel olarak olarak yazılmalı. Yazılabilmeli diyelim daha doğrusu. Yazılabilmeli. Eğer devirli sayı rasyon olarak şey eğer bize verilen sayı rasyon olarak yazamıyorsak o devirli olamaz zaten. Tamam mı? Bakın rasyon olarak nasıl yazdık? Şurada gösterdiğimiz bir rasyonel yazma formülünü zaten verdim. Şimdi hemen birkaç tane daha örnek çözelim. Mesela 3, 2, 4, 5, 5'in üstüne çizgili olsun. 32 tam %45, 5'i diyor Bunu nasıl yazdım? Sayının kendisini 3245 eksi... Ee, ne yaptık? Devretmeyen kısım. Yani 324. Daha sonra virgülden sonraya bakıyorum. Devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0. Bu şekildeymiş. Daha sonra burada zaten işlemi yapmamız lazım. 3245 eksi 324. 1, 2, 9, 2921 bölü 90 bizim sayımızmış. Tamam mı? Bakın hemen burada kesirli yani rasyonel bir şekilde ifade edebildim. O yüzden ben bu sayıya ne diyebiliyorum? Devirli sayı diyebiliyorum. Ondalık sayı videomuz buraya kadardı. Bu videomuzda onda onda gösterim kavramından, yüzde binde gösterim kavramından, ondalıklı sayıların gösteriminden ve devirli ondalıklı sayıların gösteriminden bahsettik. Bir sonraki videomuzda inşallah ondalık sayılarda dört işlem kavramına geleceğiz. Yani ondalık sayılarda toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemleri nasıl yapılıyor bunlara değineceğiz. E zaten oralarda virgüllü ifadeler olduğu için hani normal dört işlemden biraz daha farklı, biraz daha karışık gözüküyor sizin gözünüzde. Ama korkmayın çünkü normal dört işlemi nasıl yapıyorsak e, ondalık sayılardaki dört işlemi de aynı şekilde yapacağız aslında. Temel şeyleri aynı. Temel işleyiş düzenleri aynı. Sadece bazı ufak detaylar var. Ben size onları göstereceğim. Önceki derslerimizdeki kavramları kullanarak mantığına oturtacağız. Sonra mantığına oturttuktan sonra kısa yollarını, hızlı pratik yollarını göstereceğim size. Kanala abone olmayı, bildirim çanını açmayı unutmayın. Ben de yayın evlerine mail yoluyla iletişime geçtim. Sorularınızı kullanabilir miyim? Videolarda kitaplarınızı gösterebilir miyim diye. İnşallah izin verirlerse onlar da bana. E, ben de ne yapacağım? Sizlere artık soru çözümlerine de Başlayacağım. İlk konulardan itibaren tabii ki korkmayın. Yani toplama çıkarma daha sonra rasyonel ifadeler kesirler. Bunların hepsiyle ilgili soru çözmeyi düşünüyorum. Bol bol soru çözmeyi düşünüyorum. Tedirgin olmayın. Size kitap önerisinde de bulunurum. Ee, yayın evi işte şu testleri çözün. Bunlar daha kolay olur şeklinde önerilerde de bulunurum. Kanalda daha çok böyle değişik eğitim bilgi içerikler de inşallah gelecek. Üniversiteyle ilgili, KYK'yla ilgili işte e, çeşitli burslarla ilgili de videolar paylaşmayı düşünüyorum. Beni takipte kalın. Eğitimle ilgili sizi bilgilendireyim. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Yeni bir Instagram hesabı oluşturdum. Instagram kullanıcı adım cumatx. Yani şuraya yazayım. Cumatx. Cuma benim ismim. Mat kullanma sebebim matematik. Şu x'i de kullanıcı adımı alabilmek için attım oraya. Matx deyince yani böyle matematik gibi geliyor. Cumatx. Tamam mı? Matematiği anımsattığı için böyle bir kullanıcı seçtim. Hem de biraz kısa olsun istedim. Siz de takip ederseniz burada inşallah soru çözümleri yayınlamayı düşünüyorum. Mesela Reels videosu şeklinde bir soru, bir video şeklinde. Daha sonra işte hatırlatıcı videolar, size motivasyon edici... size motivasyon vereceğim videolar. Konuşmayı unuttum ve işte çeşitli bilgilendirici videolar, sizi yönlendirici videolar. Daha sonra dediğim gibi bir internet sitesini, bir kitabı vesaire size gösterebilirim. Bakın şuradan ders çalışın, ders çalışırken şunu kullanın. Şu size daha iyi gelir gibisinden yönlendirici videolar inşallah Instagram hesabımda olacak. Eğlenceli komik videolar da araya sıkıştırabilirim belki matematikle ilgili. Benden bu kadar. Cuma matematik kaçar.